Sevgili öğrenciler, büyüyünce ne olacaksın sorusunun cevapları arasında ilk sırada yer alanlardan biri mimarlık. Çizime meraklı olduğu için mimarlığa yönelmeyi düşünenler şimdi sözümüz daha çok sizlere. Yanımda çok ünlü bir mimar abiniz var. Çok çeşitli tasarımlara imza atmış, ortaya çıkardığı değişik yaşam alanlarıyla hayranlık uyandırmış bir mimar. Adı Sinan Kafadar. Bize mesleğiyle ilgili bilgiler verecek. Hoş geldiniz Sinan Hoş bulduk, Bey. merhabalar. Evet sevgili öğrencilerimize biraz daha yakından konuya girmeleri için mimarlık nedir sorusunun cevabını biraz anlatır mısınız? Tabii ki. E, mimarlık yapı yapma sanatıdır, bina yapma sanatıdır. E, bu sanat içerisinde birçok farklı yapı tek türleri var. Konut olabilir, hastane olabilir, spor yapıları olabilir, sağlık yapıları olabilir. E, çok geniş bir kavram dahilinde sadece ev yapmak değil mimarlık. Ilk akla gelen sanki hep ev yapımı gibi olur da evet. siz şimdi konuya biraz daha farklı bir boyut getirdiniz. Demek ki mimar olmayı düşünen bir öğrencimiz birçok farklı binayı hayal etmeli. Birçok yaşam alanları var çünkü Hepsi. bugün günümüzde insanların içinde olduğu. Hepsi evet. Ee, öğrencilerimizden ben mimar olabilir miyim diye düşünenler için eğer e, çeşitli hayal gücünüz içerisinde çeşitli mahalleleri, çeşitli e, yaşam alanlarında Hayal edebiliyorsanız, onları düşünebiliyorsanız, üç boyutlu olarak düşünebiliyorsanız ve aynı zamanda örneğin Lego yapmaya çok meraklıysanız, örneğin e, resim yaparken hiç sıkılmıyor, saatlerce resim yapabiliyorsanız, el işi derslerinde e, yetenekliyseniz, e, siz bir mimarlık, iç mimarlık namzeti bir e, adayı olabilirsiniz. Çok güzel ipuçları bunlar. Şimdi bundan sonra daha farklı bakacaklarından eminim. Peki siz nasıl mimar oldunuz? Benim ismim Sinan. Ee, Sinan olduğum için e, bana hep mimar yakıştırması yaptı ailemdekiler. Ve ben e, biraz evvel saydığım e, ilgi alanlarının hepsi e, ortaokul çağlarında bende vardı. E, Lego düşkünlüğü, çizim yapmak ve el işi derslerinin hepsinde ilgi duymak e, benim yapımda vardı. O yüzden ilerleyen senelerde de ilgim gittikçe arttı ve e, mimar oldum. Mimar oldunuz. Mimar Sinan ve oradan güzel bir geçiş olmuş. Peki Mimar Sinan neden büyük bir mimardı? E, bu çok uzun bir tartışmadır. Hemen arkamızdaki Süleymaniye'ye baktığımız evet. zaman e, aslında Mimar Sinan'ın e, yaşadığı dönemdeki padişah Kanuni Sultan Süleyman. Hı. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde olduğu için birçok imkanı oldu. Ama Kanuni'nin döneminde de bu kadar. Ee, öne çıkması mimar Sinan'ın yaptığı eserlerle o aynı şekilde olmuştur. O yüzden para, güç ve mimarlık birbirlerine çok yakın duran kavramlar. Ee, eğer bu söylediklerim olmazsa mimarlığı biz yapamayız. Ama insan yapısındaki bir özellik var gücü ve parayı elde eden kişi mutlaka yapı yapmak ister o zaman da mimara ihtiyaç duyar ve o zaman da böyle estetik zevki çok gelişmiş usta birisi çıkınca tarihe mal olan eserler yapardı Doğrudur. Peki aradan yüzyıllar geçiyor o ürünler o yapılar değişiyor neden değişiklikler oluyor neden aynı şekilde kalmıyor dersiniz? Teknoloji değişiyor yaşam şekillerimiz değişiyor ihtiyaçlarımız değişiyor bunların hepsine bağlı olarak mimarlığın e, ...yayıldığı alanlar değişiyor. Örneğin spor. Hı hı. Şimdi müthiş stadyumlarımız var. On binlerce insanın bir anda e, izleyebildiği e, müsabakalar var. Örneğin üzeri kapanabilen stadyumlarımız var. Çünkü hava şartlarından etkilenmesin. Pazar günü o saatte o maçın oynanması hı hı. gerekiyor. Bunun gibi e, bazı şikayetçiler... ...faktörler mimarlığın evrilmesine sebebiyet gösteriyor. Sürekli kendini yenileyen bir meslek dalı olarak bakabiliriz doğrudur, bu mantıkta değil doğrudur. mi? O konuda çok şanslısınız herhalde. Peki geçmişle şimdiki durum arasında bu geçişlere rağmen bir takım bağlar kurmaya çalışır mı iyi bir mimar? Çünkü içinde insan var. İnsanın yaşadığı her mahal aslında mimar tarafından tasarlanır. O yüzden geçmişle günümüz arasında ve gelecek arasında değişmeyen tek faktör insan, insanın ihtiyaçları. Biz onlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu barınma, çalışma, e, sağlık, spor, adalet birçok e, yapı türümüz var. Ama ona bağlı olarak bir de estetiğin zevkli olan yanını da yaşatmaya gayret ediyorsunuzdur tabii herhalde ki, değil tabii mi? Tabii ki. Bu da önemli bir konu olmalı. Belki bir Süleymaniye'nin aynısını yapmak söz konusu olmasa bile bugün yapılan başka bir camide ondan bir takım izler yaşatılmaya çalışılıyor mudur ya da yaşatılmalı mıdır? Aslında yaşatılması gereken şey his. Ben ondan yanayım. E, mimari çizgiden çok yaşatılmasını benim doğru bulduğum e, o mekana giren insanın içinde oluşacak olan hisler. Evet, bu çok önemli. Çünkü her şeyin temelinde insanın kendi ruh dünyası yatıyor. Mimarlıkta da aynı şey geçerli. Peki dünyanın geneline baktığımızda her ülkenin farklı bir mimari anlayışı var mıdır? Var. E, bunda en etkiken e, iklim şartları. İklim şartları mimarlığın farklılık göstermesi için çok önemli. Bir Finlandiya'daki yapı ile, konutla, e, diyelim ki bir Arap ülkesindeki e, konutun arasında büyük farklılıklar var. Çünkü iklim ve insanın barınma ihtiyacından doğan, Mekanların hepsinin organizasyonunda büyük farklılıklar var. Peki ülkelerin arasındaki bu farklılıklara bakarak bu daha başarılı, burada daha kötü bir mimari var diye sınıflandırma yapabilir miyiz? Diyemeyiz çünkü her biri kendi içinde değerlendirmek lazım. Her mimarlık o ülkedeki diğer örneklerle birlikte değerlendirmek daha doğru olur. O zaman biz kendi ülkemize bakalım. Türkiye'deki mimarlık çalışmalarına ve mimari anlayışını günümüz şartlarında yeterli ölçüde gelişmiş buluyor musunuz? Gelişmekte çünkü yapı sistemlerimiz aslında gelişmiş ülkelerden hiç aşağı değil. Her şeyi biz de yapabiliyoruz. Fakat nüfusun büyük bir kısmının bu imkanlardan faydalanabilmesi biraz daha zaman alacak bizim için. O yüzden mimarlık öğrencilerine ve mimarlık okumak isteyen insanlar için söyleyebileceğim daha çok yolumuz var. Hı hı. Daha çok daha iyi binalar yapmak için imkanlarımız olacaktır. E, mimar olabilmek için tabii ki üniversiteye gitmek gerekiyor ama şimdi ortaokul öğrencilerimiz lise seçimine doğru ilerledikleri bu süreçte e, belki üniversiteyi tercih etmeden e, bir meslek istiyorlarsa meslek liselerinde de mimarlığa yönelik eleman yetiştirmek mümkün mü bu konuda ne dersiniz? Tabii ki mümkün meslek liselerinde yapı, mekanik, elektrik gibi bölümler var özellikle yapı bölümündekiler mimariyle çok yakın, mimariye çok yakın eğitimler alıyorlar. Onlar da belli bir ölçüye kadar yapı yapma imkanları var hepsinin. Ekibiniz böyle birçok elemandan oluşuyor galiba. Evet hatta ofisimizde bir teknik lise öğrencimiz de var. O bizi buldu ben sizde staj yapmak istiyorum dedi. Yaklaşık 6 ay süreden beri bizde çalışıyor. Harika. Evet. Yani bu şekilde hevesle giden öğrencilerimize mimarlar, yetişmiş mimarlar destek oluyorlar, değil mi piyasada ortamda? Evet, oluyorlar. Onların da belli bir ölçüde hepimize desteği var. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse bence şimdi elinize böyle bir defter alıp hayal ettiğiniz bir takım çizimleri veya da gördüğünüz bir takım resimleri yapıştırmak şeklinde başlayabilirsiniz. Çok uygun bir zamandayız. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. you oh.